Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler, Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve hemen bugün kimle konuşacağız, konuğumuz kim, size onu kendisini tanıtacağım. New Joy Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Birol Öner, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, bugün reel sektörü konuşacağız gördüğünüz üzere ve inanılmaz bir hikayeleri var, ben gerçekten çok etkilendim. Ayrıca sektördeki problemlerin çok farkındalar. Dışarıda konuşurken bunu da fark ettim. Fakat sohbete geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi şimdi isterseniz kısaca bir şu piyasada durumlar nedir? Bugün hava nasıl piyasalarda? Onu bir aktarayım. Bildiğiniz üzere bu Amerika'daki borç tavanı limiti sorunu hala devam ediyor. Ve Amerika'da birçok devlet dairesi şu an kapalı, çok zorunlu hizmetler yerine getirilebiliyor. Birçok web sitesi kapalı. Amerika'dan açıklanması gereken verilerin belki %30'u 40'ı açıklanamıyor bu tasarruf tedbirleri yüzünden. Birçok Amerikalı çalışan ki kamu çalışanı zorunlu olarak tatile çıkmış durumda. Bu şartlar altında piyasalar hala çok iyi dayanıyor. Şu aşamada dış piyasalara genel olarak baktığımızda gelişmekte olan ülkelerdeki hava oldukça iyi. Sebebi de basit. Kısa vadede gelişmekte olan ülkeleri olumlu etkiliyor bu durum. Çok garip bir durum ama Amerika'nın kötüye gitmesi bizi olumlu etkiliyor. Ve bunu da artık bizleri izleyen bütün seyirciler neredeyse çok iyi biliyorlar sebebini. İşte bu şartlar altında Amerika'da büyüme ciddi anlamda sekteye uğrayabilir özellikle son çeyrekte. Bu nedenle de tahvil alım programının azaltılması konusu vardı biliyorsunuz. Bütün gelişmekte olan ülkelerden bu yüzden ciddi bir para kaçışı oldu. Ve dolar 2 lira 8 kuruşa kadar yükselmişti. Şu an itibariyle dolar 1.29 seviyesinde 2 liranın altında seyrediyor ki bir miktar daha dolarda geri çekilme bekleyebiliriz. Yani 1.97'lere kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Dolar borcu olanlar için iyi haber bu. Elinde doları olanlar için de kötü haber diyelim. Amerika'da bu tahvili azaltma işinin artık aralığı da öteleyebileceği, belki 2014'e kalabileceği konuşulmaya başlandı. Bunların konuşulması gelişmekte olan piyasalara yeniden bir para akışına sebep oldu. Dünkü ekranımıza düşen haberlerde biliyorsunuz 1 milyar 230 milyon dolarlık yabancılardan Eylül ayında hem hisse senedi hem de tahvil bono alımı olduğu belirtildi. Ki bu 1 milyar 230 milyon dolar oldukça yüksek bir rakam. Bu şartlar altında yüksek bir rakam. Bu anlamda en azından borsanın destekleri güçlenmiş oldu. Yani borsada 70 bin desteği güçlenmiş oldu. Tabii yarın ne olacağını bilemeyiz ama şu an hala derecelendirme kuruluşları Moody's ve S&P Amerika'nın şu anki durumu nedeniyle bir not değişiminin söz konusu olmadığını açıkladılar. Daha önce de Fitch açıklamıştı. Ve Moody's'den bugün gelen bir yorum daha var. Moody's Amerika'da bu temerrüte düşmeyeceğini, bunun en son dakikada da olsa mutlaka önüne geçileceğini belirtiyorlar. Piyasa bu açıdan aslında çok rahatsız değil. Şu an rahat bir durumda. Hele ki gelişmekte olan ülke piyasalarında şu an Asya'da Çin borsasında %0.85 bir artış var. Nikkei endeksinde %0.49'luk bir artış var. Hatta %0.50. Hindistan'da %1'e yakın bir artış var. Bizim piyasa az önce BIST 30 açıldı. Ve BIST 30'da bir aşağı yukarı hareket söz konusu oldu. Bugün itibariyle bizim piyasada dünkü kapanış seviyesinden açılması bekleniyor. Şu an dikkat ederseniz ilk açılışta hafif bir aşağı hareket var. Burada çok yüksek gibi görülse de yaklaşık 300 puanlık bir hareket de işlem görüyor. Ve piyasalar açısından
olumlu bir güne başlıyoruz diyebiliriz. Gerçi vadeli işlemler borsasında şu an bir miktar satış baskısı olduğunu görüyoruz. Türkiye'den kaynaklanan bir sebep mi ve yeni bir haber mi var bilemiyorum ama normal dış piyasa koşulları olumlu. Bu şartlar altında normal şartlarda bu seviyenin de yani BIST 30'un da vadeli işlemlerde ortalamanın bir miktar üzerinde açılmasını bekleyebilirdik. Biraz sonra bu konudaki nereye yön ne tarafa doğru ona tekrar bir bakmak gerekiyor. Diğer piyasa şartlarında baktığımızda altın 1324 dolarda altını soranlar için en azından güvenli bölgenin üzerinde. Yani 1280 doların üzerinde kaldığı sürece altında çok fazla bir sorun görmüyoruz. Yani bu aşamada altını olanlar tutabilir. Altın 83 lira 84 lira seviyesinden işlem görüyordu. Nitekim dolardaki gerilemeler altını da TL bazında bir miktar geriletiyor ama şu aşamada altına baktığımızda desteğin oldukça üzerinde işlem görüyor. Bir miktar belki yukarı hareket 1400 dolarlara doğru bir hareket olabilir. Amerika'daki bu sorunlar doları zayıflatırken dünya piyasalarında altını güçlendiriyor. Aslında altın yükselmiyor, dolar düşüyor diyelim bu şartlar altında. Şu aşamada Merkez Bankası'ndan bir önemli haber var. Süper döviz hesapları kaldırılıyor. Merkez Bankası süper döviz hesaplarının kaldırıldığına ilişkin bir mesaj yayınladı. Öyle bir haber geldi. Bunun ayrıntılarını daha sonra gördüğümüzde aktarmaya çalışacağım. Diğer taraftan dolarda az önce belirtmiştim 1.9933 seviyesinde, euro 2 lira 70 kuruş seviyesinde. İhracatçılar ve ithalatçılar reel sektörden çok fazla soru geliyor. Biraz sonra o konuyu da ben Birol Bey ile konuşacağım. Bu kur riskleriyle ilgili olarak yani ihracat yapanlar artı ithalat yapanlar ciddi anlamda kur riskleriyle karşı karşıyalar. Ama bu kur risklerini önleme anlamında özellikle dünyada geliştirilmiş finansal ürünleri çok da fazla kullanmıyorlar. Onu ben Birol Bey'e de soracağım siz kullanıyor musunuz diye ama reel ekonominin reel ayağına da bakacağız. Fakat finansal piyasalar ayağında genel olarak dünyada hava şu an dış piyasalarda oldukça olumlu. Fakat bizde bu sabah itibariyle en azından borsa cephesinde aşağı yönlü bir hareket var. Vadeli işlemler borsasında. Ben de bu aşağı yönlü hareketin ki 93.500 civarından bir 93.500 civarından bir kapanış vardı. Şu an 92.800 yaklaşık 500-600 puanlık %0.50 civarında bir geri çekilme var. Onu da tahmin ediyorum gelen haberler veya bugün sanayi üretimi verileri açıklanacak. Onun öncesinde olan bu hareketi sanayi üretim verileri açıklandıktan sonra daha iyi anlayabiliriz. Evet, bu arada sorularınız olursa özellikle de biraz sonra konumla konuşacağımız konularda sorularınız olursa paranirotası@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Ya da yerdinç65 Twitter hesabına sorularınızı gönderebilirsiniz. Birol Bey, ben biliyorsunuz bu sabahları bu programda finansal piyasalara bakıyoruz ve bütün parametrelere bakıyoruz ama reel sektörden bunlar bağımsız değil. Yani ülkenin faiz politikası sizi etkiliyor. Faiz politikası kurları etkiliyor. Kurlar ki siz tam anlamıyla bir ihracatçı firmasınız. Sizi çok yakından etkiliyor. Dolayısıyla bu finansal piyasalardaki bu dalgalanmalar da sizin hem fiyat belirleme kapasitenizi zorluyor. Fiyatı belirlerken oldukça sıkıntılı zamanlar yaşayabiliyorsunuz. Hem de maliyetleri ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bu açıdan ne zaman böyle bir dalgalanma ve volatilite olsa benim cumartesi pazar günü reel sektörden çok tanıdığım iş adamı arar, sorarlar. Ne yapacağız, şimdi ne olacak, dolar ne olacak diye. Dolayısıyla böyle bir link var finansal piyasalar, reel sektör arasında. Tabii ki faizlerin düşük olması iç talebi arttırıyor. İnsanlar daha fazla mobilya almaya teşvik ediliyor. Yani düşük faiz ortamı her zaman ekonomiye yarıyor. Şimdi isterseniz şöyle devam edelim sohbete. Siz bir firmayı bir tanıtır mısınız? Newjoy firması
ben açıkça söyleyeyim yani ilk defa duydum NewJoy'u. Evet. Yani NewJoy bana hani birçok mobilya ismini biliyorum ama NewJoy'u yeni duydum. Aslında onda da çok haksız değilmişim. Dışarıda söyleyince fark ettim. Sizi bir tanıyalım. Sizin bir hikayenizi isterseniz kısaca aktarır evet. mısınız? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İlk önce NewJoy marka olarak zaten isminden de belli. Yeni bir heyecan, yeni bir mutluluk, yeni bir çizgi. Evet. Yeni bir mobilya markasıyız. Bu yeni mobilya markası aslında 2 senelik bir çalışmanın ürünü. Peki siz kaç yıldır mobilya işi yapıyorsunuz? Yani biz 10 yıldır. Oraya geliş, NewJoy'a gelişi. Evet. Biz 30 yıllık beyaz eşya ticareti yapan bir firmayız. Hı hı. Beyaz eşya ticaretinde hem satışını hem tedariğini üreticilere tedarik yapan bir firmayız. 10 yıldır da mobilya üretimi yapan fakat mobilyada tek bir alana uzmanlaşan bir firmayız. 10 yıldır LCD ve plazma televizyonlarına televizyon standı imal eden bir firmayız. Evet. Televizyon standı sadece televizyon standı mı üretiyor? Evet, sadece televizyon standı üreten bir firmayız. Türkiye'de 2 ana ürün grubu firmaya tedarikçi olarak çalışmaktayız. Bunun yanında da 30 ülkeye yakın ihracatımız var. Televizyon sehpası konusunda. Evet, televizyon standı konusunda 30 ülkeye yakın. Kanada'dan Avustralya'ya, Rusya'dan Portekiz'e, İngiltere'den Suudi Arabistan'a kadar 30'a yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Evet, peki NewJoy nasıl doğdu? NewJoy ne üretiyor? O da mı televizyon sehpası? Yok, NewJoy bizim bebek, çocuk ve genç odası grubunda yeni markamız. Hı hı. Yaklaşık 2 seneden beri tasarım grubuyla beraber özel bir tasarım ekibi tarafından oluşturulan gençlerimize yeni bir yaşam tarzı sunmak üzere oluşturduğumuz bir genç mobilyası. Evet, şu an zaten görüntüler de dönüyor. Evet. Peki şöyle söyleyeyim, yeni bir yaşam tarzı diyorsunuz ya, normal bir bebek odasından veya genç odasından çok mu farklı? Yani bu burada siz hani özellikle vurguluyorsunuz tasarımını, işte bütün her şeyini siz yapıyorsunuz. Evet. Ki biz yani şu an izleyen birçok izleyicimiz de biliyordur. Bir mobilya aldığınızda bu mobilyayı alana kadar hizmet çok iyidir. Aldıktan sonra sorunlar yaşamaya başladığınızda pek yanınızda kimseyi de bulamıyorsunuz. Evet. Bu anlamda yani yeni olan nedir? Ne bileyim mesela bebekte, bebek odasında sizin katkılarınız evet. nasıl? Yani ergonomi mi evet. çok fazla? Müsaade ederseniz açıklayayım hocam. Bizim 2 tane önemli bir değişim yapıyoruz mobilya evet. pazarında. Birincisi ürünlerin tasarlanmasından, ürünlerin renklerinden, ürünlerin fonksiyonlarından ve malzeme kullanımına kadar her şeyiyle gençlerimize, bebelerimize yeni bir mobilya grubu. Yani üst kattaki Ayşe ile alt kattaki Elif Hanım'ın, Elif kızımızın odası artık aynı çizgilerde, aynı renklerde. Bunlardan gençlik, yeni bir heyecan, yeni bir soluk demektir. Bunlardan kurtarmak için biz piyasadaki standart renklerden, standart ürünlerden dışarı çıkarak yepyeni bir tasarım grubuyla çalıştık, tasarımlarla çalıştık. Burada da 3 ana segmente topladık ürünlerimizi. Bebek, hı hı. çocuk ve genç grubu diye. Zaten bizi internet sitemizi ziyaret eden veya mağazalarımızı ziyaret eden tüketiciler bunun farkındalar. Hı hı. Sadece ürünlerin tasarımında ve tüketicilere sunulmasında değil, mağazacılık sisteminde de yepyeni bir sistem yaptık. Hı hı. Bu da mobilya sektörünü incelediğimizde mobilya satışının hı hı. ve tüketicilerinin en önemli probleminin nakliye, montaj ve servis olduğunu tespit ettik. Yani sizin de buyurduğunuz gibi bir mobilya aldığı zaman tüketici mobilya aldıktan sonraki hayatı aslında çok daha zor bir sürece girdiğini gördük. Kesinlikle. Ben size şunu söyleyeyim. Gidip mağazada bakıyorsunuz, beğeniyorsunuz, tamam diyorsunuz. Yalnız parayı ödediğiniz andan itibaren
bir gün sonra getireceğim, yarın öğleden sonra gelecek, yok araba gelmemiş vesaire. Bir bakıyorsunuz ki size 3 günde, 5 günde, 10 gün bekletiyorlar ve hakikaten sinir bozucu. Ondan sonra diyorsunuz ki ya bu mobilyayı da her gün gidip işte bir sandviç yer gibi bir yerden almıyorsun. Dolayısıyla sandviç beğenmezsen bir daha oradan yemezsin ama... belki 3 sene sonra alacağım bir daha aynı mobilyayı. Yani bir daha buradan bir şey almam diyorsunuz. Fakat almış oluyorsunuz. Onu öğrendim ben de. O yüzden mobilya eve gelmeden, işine yerleşip her şeyi tam tekmil olmadan kesinlikle bütün ödemeyi yapmıyorum. Aksi halde ne zaman... Yani baştan söylüyorum diyorum işte. Bir iki gün gecikmede ben şu kadar fiyatı indiririm. Şu kadar eksik öderim. Buna evet diyorsan sat diyorum. Mecburen biz de tüketiciler olarak kendimizi koruma kalkanları geliştiriyoruz. Yani siz bu çok önemli bir yalnız vaat veriyorsunuz şu an evet. izleyenlere. Evet. Yani şimdi sizin ürününüzü aldığı zaman böyle bir sorun yaşamayacak mesajı veriyorsunuz. Evet. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem şöyle çalışıyor hocam. Biz ilk önce bir franchise mağazacılık sistemimiz var. Bu mağazacılık sisteminde 200-250 metrekare arasında bir mağaza tutmasını istiyoruz girişimcinin ve bizim sistemimize uygun dekorasyon yapması için doneler veriyoruz ve bu dekorasyonu yaptıktan sonra da içindeki mobilyaları bizim ekibimiz tarafından geliyor ve yerleştiriliyor ve bir mağazacılık sistemi oluşturuyoruz. Evet. Daha sonra güçlü bir bilgisayar ağımız var, bir altyapımız var. Bu altyapı sayesinde girişimcinin sadece ve sadece satışa odaklanmasını istiyoruz. Satış yapmasını ve satıştan başkaki bütün operasyonlarını bize devretmesini istiyoruz. Biz bu sistemde girişimcinin merkeze siparişlerini geçmesini ve siparişi geçtikten sonraki bütün süreçlerini bizim merkez tarafından yönetilmesini sağlıyoruz. Bu da tüketicinin bilgileri bize geldikten sonra biz tüketicinin evine önce bir nakliye hizmetiyle ürünü gönderiyoruz. Daha sonra da 2 saat içinde bunun montaj ekibi tarafından kurulmasını sağlıyoruz. Hı hı. Ve memnuniyetini de test ederek işlemi bitiriyoruz. Peki şimdi o sistemde şöyle söyleyeyim. Şu an ne kadar mağazanız var? Şu anda biz Haziran ayından bu Nivjo ile ilgili çalışmaya başladık. Türkiye genelinde 16 tane mağazamız var. Bu ay sonuna kadar inşaat olan 5 tane mağazamız var. 21 mağaza. Yıl sonundaki hedefimiz de 30 mağaza. 30 mağaza. Nerede, hangi illerde bu? İstanbul'un çeşitli noktalarında var. İzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce, İzmir, Antalya, Peki, Diyarbakır. Ben sizin mağazanın Ankara, olmadığı bir yerden sipariş verdiğimde... Şu anda sadece bulunduğumuz şehirlere hizmet verebiliyoruz hocam. Anladım. Evet. Ve diyorsunuz ki... bizim franchise müşterimiz siparişi aldığı anda, satışı yaptığı andan itibaren başka hiçbir şeye karışmıyor. Evet. Girişimcimiz... Bu çok iyiymiş. Evet. Bu yeni bir iş modeli zaten mobilyada. Hı hı. Şu anda hem işin çok yalın ve sade bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bir sistem. O zaman fiyat farklılığı da yoktur değil mi? Aynı ürünü Tabii, ben... Tabii Türkiye'de aynıdır hocam. Aynı fiyatta evet. alabiliyorum. Evet. O zaman o mağazanın fiyat indirimi hakkı var mı peki? Mesela biz de biliyorsunuz pazarlık yapmadan kimse bir şey almaz. Ne bileyim o mağazanın, mağaza kendisi karından mı feragat ederek indirim yapabilir yoksa... Tabii, öyle bir standartınız da var bizim mı? Bizim standartta tavsiye ettiğimiz tüketici fiyatlarımız var. Ama girişimci istediği fiyattan satmaya zaten serbest. Türkiye'de rekabet kurulundan dolayı istediği fiyatla satabilir. Evet. Söyleyeceğim. Peki ihracat ayağı nasıl? Yani şu an siz daha hiç, o zaman çok yeni bir firmasınız ve Türkiye'de... Nivjo markasıyla Nivjo, 6 ayda evet. faaliyette bulunan Yani var. Çocuk, bebek ve genç odasında... siz Mayıs ayı, Haziran ayında evet. faaliyet gösteriyorsunuz. Bu aşamada demin dışarıda biz konuşurken Güney Kore'ye ilk defa mobilyayı ihraç eden bizdik dediniz. Daha evet. doğrusu bu mobilyaları. Çok mu zor o pazarlar? Şu an kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Şöyle açıklayayım hocam. Bir kere bizim bütün ekibimiz profesyonel bir ekip. Evet. Bu konusunda tecrübeli ekibimiz var. Bu ekip sayesinde biz her şeyi başarabiliyoruz. Evet. Nivjo markasıyla biz İstanbul Mobilya Fuarı'na, Dubai'deki Mobilya Fuarı'na, evet. yine Libya'daki Mobilya Fuarı'na,
Çin'de mobilya fuarına katıldık. Ürünlerimizi orada teşhir ettik. Evet. Bunun dışında 7 Kasım'da Belçika'daki mobilya fuarına katılacağız. 15 Ocak'ta Köln'deki mobilya fuarına katılacağız. Bunun dışında da dünyanın en büyük mobilya fuarı olan Milano'daki fuara katılacağız. Peki. Şu anda 11 ülkeye ihracat yapmış durumdayız. Newjoy markasıyla, franchise sistemiyle de Yunanistan'da bir mağazamız var. Hollanda'da corner'ımız var. Ne zaman açtınız Yunanistan'daki mağazayı? Yunanistan'daki mağazamız Temmuz sonunda, Ağustos başında açıldı. Nasıl gidiyor işler orada? Gayet iyi gidiyor. Yani tabii kriz çok önemli. Herhalde onu soracaksınız. Tabii. Yani ben onu merak ettim. Şu an Yunanistan'daki durum nedir? Şimdi biz onlara gidince şunu söylüyoruz. Kriz tabii Türkiye'de çok ticari hayatımızda sürekli kriz içinde yaşadığımız için diyoruz ki evde lamba patlayacak, arabanın lastiği patlayacak. Hayat devam ediyor. Krizde belli bir küçülme olsa da çocuk doğduğu zaman beşik alınacak, çocuk bir yere yatacak, evet. Genç bir yere yatacak. Onun için hayatın devam ediyor. Tabii zor onlar için, zor bir süreç. Bizim kadar çalışkan bir ülkede olmadıkları için biraz daha zor atlatıyorlar. Ama yavaş yavaş taşlar yerine oturacak. Evet, Birol Bey, sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, evet, sizden de sorular var, onlara da değineceğim. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, şu an hemen isterseniz piyasalara bir daha bakalım. Şu aşamada vadeli işlemler borsasında az önce belirtmiştim bir geri çekilme var. Dış piyasalardaki genel ciddi olumlu havaya rağmen ki Çin %1'in üzerinde artıda, Nikkei yukarıda, gelişmekte olan piyasalar artıda. Fakat vadeli işlemler borsasında aşağı yönlü bir hareket var. Bunu tabii izleyiciler soruyor, hocam sebep nedir diye. Şu an ben de sabah baktığımda genel piyasalara yukarıdan bir açılış yapar ve yukarı yönlü bir hareket içerisinde olabiliriz diye düşünüyordum. Borsadaki ilk açılış rakamı 75.761, dünkü kapanış rakamı 75.901. Dolayısıyla 300 puan aşağıdan bir açılış var. Böyle zamanlarda, evet grafiği alabiliriz arkadaşlar, böyle zamanlarda özellikle şu da olabilir. Hani piyasa diyoruz ya, piyasaya karşı savaşmamak lazım. Piyasa her zaman sizden daha ileridedir. Çünkü her yatırımcının iki gözü, iki kulağı var. Sonuçta piyasada eğer 1 milyon yatırımcı varsa 2 milyon göz, 2 milyon kulak var demektir. Piyasa birçok şeyi önceden haber alabilir. Dolayısıyla bu açılış sonrasında çok merak ediyorum. Bugün başka hangi haberler düşecek? Çünkü normal şartlarda genelde olumlu bir başlangıç yapması gerekiyordu borsanın. Çünkü dolar aşağı gidiyor. Faizlerde aşağı yönlü bir hareket var. Faizler 8.28'e kadar gerilemiş durumda. Böyle bir ortamda normalde borsanın da bir miktar yukarıda açılması gerekiyordu. Fakat banka ağırlıklı tahmin ediyorum şu an satışlar söz konusu. Bu da acaba yeni bir düzenleme mi geliyor? Yoksa yapılan bir düzenleme duyuldu mu? Bu konuda sadece bir soru işareti oluşmasına sebep oluyor. Şu an bankacılık endeksini verelim arkadaşlar grafiği. Bankacılık endeksi boşluk bırakarak açtı. Yani 141.750 bankacılık endeksi. Yani banka hisselerinin endeksi bu. Ve aşağı yönde bir sert hareket var şu aşamada açılıştan hemen sonra. Dolayısıyla bunu tahmin ediyorum biraz sonra öğreneceğiz veya bir saat içerisinde genel olarak neden böyle bir şey olduğunu anlayabiliriz. Bu konuda her zaman daha önceki biliyorsunuz tecrübelerimiz şunu gösteriyor. Bazen önceden haberler alınabiliyor bazı konularda. Acaba bir derecelendirme kuruluşundan bir yorum analiz mi gelecek? Yoksa başka bir düzenleme mi açıklanacak? Tabii bu arada belki de açıklanmıştır. Benim haberim olmayabilir. Şu an ama ekranıma bakıyorum. Acaba önemli bir haber var mı şeklinde. ArcelorMittal'in Erdemir'de 267 milyon dolarlık hisseyi sattığı belirtiliyor. Ve %66 nokta hissesini kurumsal yatırımcılara sattığını belirtiyor. Bu haber normalde olumsuz bir haber değil. Bunu satmış olması zaten daha önce satacağını bildirmişti. O işin bitmiş olması en azından o hisse için olumlu olabilir. Evet, biz tekrar konuğumuzla sohbete devam edelim. Levent Öktem bir soru sormuş Birol Bey. Diyor ki, hocam
NewJoy için. Normalde araba şeklinde çocuk yatağı yapılmış. Başka bir firmanın ismini de veriyor. Bu daha önce de yapılmıştı. Yenilik nerede diye sormuş. Tabii sonuçta pazarın, piyasanın istediği gerçekler var. Bu gerçekler de bizim ürün grubumuzda %10-15 civarında bir yer tutmakta. Yani çocuklar araba şeklinde yatak istiyorsa biz de yapacağız. İstiyor, bir kısmını oluşturuyoruz. Yani tamamen evet. O piyasadan uzaklaşma şansımız da yok. Tabii. Ama ürünlerimizin %85'inizi tüketicimiz incelerse web sayfamızdan bir kere ürünlerimizin renklerinin oluşması için yurt dışından getirdiğimiz renkler var. Evet. Daha soft renkler oluşmasından kalınlaştırılmış malzeme kullanıyoruz. Köşelerdeki soft tasarımlara dikkat ediyoruz. GS uluslararası standartlarımız alınmış durumda ve ürünlerin zaten genel çizgisine baktığınız zaman o farklılığı tüketicimiz de görebilir. Çocuğunuz var mı bilmiyorum. İki tane çocuğum. Allah bağışlasın. Ha. Benim de iki tane oğlum var ve biz onlara genç odası aldık. Ben söyleyeyim. Aldıktan yaklaşık 1-2 sene sonra normal yatağın yan tarafındaki o şey attı. Evet. Hani kaplama evet. Var ya o kaplama attı. Onunla ilgili olarak yani o kadar kısa sürede 2 yıl sonra atabilir mi bu? Teknik olarak soruyorum. Yani bu böyle olması 2 yıl içerisinde böyle bir sorunla karşılaşılırsa ben mesela sizden bir ürün aldığımda böyle bir sorunla karşılaştığımda hani bir şey yapmanıza gerek yok. Hani çiviyle şeyle tornavidayla kazıyacak tamam. Haliniz de yok. Dolayısıyla o atabilir mi? Veya öyle bir durum olduğunda çözümünüz var mı? Tabii. NewJoy'un farklılıklarından bir tanesi de ürünlerine 7 yıl garanti vermesi. Evet. Mobilyada 7 yıl garanti vererek tüketicilerimizin bu türlü oluşabilecek hatalarını biz bertaraf ediyoruz. Tabii ki kullanımla ilgili hataların ve şeylerin dışında malzemesel veya fonksiyonel bir ürünle ilgili problemi 7 yıl içinde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Ya tabii yani müthişler. Çocuklar bir şey oynarken bir şeyi fırlatıp çizebilir. O tabii. Kullanımdan kaynaklanan hata olur da yalnız oradaki bir panelin olduğu gibi kalkması tabii, sonra sizin onu yapıştırmak zorunda kalmanız veya birisini çağırıp şunu yapıştır vesaire. Çünkü sonuçta ya ilgilenilmiyor. Yani biz zaten en büyük sıkıntımız satana kadar baş tacısınız. Satıldıktan sonra hizmet kalitesi sıfıra iniyor. Asıl müşteriyi kazanmak sattıktan sonra gerçekleşiyor benim görebildiğim. Bravo hocam. Biz 30 yıldır beyaz eşya firmaları tarafından eğitilen ve bu sektöre hizmet veren bir firmayız. Evet. Burada 10 yıldır da beyaz eşya sektörüne mamul üreten bir firmayız. Yani biz beyaz eşya sektörünün terbiyesi ve disipliniyle gelişen bir mobilya firması olduğumuz için bu konulardaki verdiğimiz taahhütler ve ürünlerimizdeki güvence buradan geliyor aslında. Evet. Şeyde sizin şu an bütün çalışanlarınız izliyor Birol Bey. Selamlar. Masko NewJoy ekibi olarak Birol abiyi çok seviyoruz demiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorlar. Evet. Hemen Mehmet Gül de hocam diyor programı misafirlere verdiniz. Tehdit mi aldınız? Radikal söylemleri bıraktınız demiş. Zaten Mehmet Bey bildiğiniz üzere burada reel sektörde ne olup bitiyor bunları da aktarıyoruz. Ve tehdit mi konusuna gelince neden tehdit alayım ki? Yani radikal söylemleri bırakmak, şimdi radikal bir söylem yapayım. İzleyicimiz radikal söylem istiyor bari. Ne kadar bir şey var, cironuz var, ne kadar bir ihracatınız var, istihdama ne kadar bir katkı yapıyorsunuz? Bir de asıl can alıcı soru, bu kadar üretimi vesaire öz kaynaklı mı yaptınız? Yani ne kadarı borç bunun? Evet. Tabii bizim şu anda 150 civarında çalışanımız var NewJoy markasıyla ilgili. Evet. Türkiye'de 20 mağazamızda çalışanları topladığımız zaman 300 kişilik bir aileyiz aslında. Evet. Şey ekibi nedir? Mobilyanın taşınıp gidip kurulmasıyla ilgili çalışan ekip 125 nedir? Kişilik bir ekip. İstanbul'da, 125 kişilik. Evet, İstanbul'da faaliyette bulunuyor. Bu firma. Evet. Evet. Peki ihracatınız şu an tabii yeni başlamış evet. Bu ihracat. Hani onun gösterge olmaz ama nasıl gidiyor ihracat? İhracat Türkiye'nin mobilya ile ilgili tasarımda çok büyük bir şansı var hocam. Hı hı. Çünkü siz eğer Türkiye'nin batısına göre bir tasarım yaparsanız Avrupa'yı kucaklıyorsunuz. Evet. Doğusuna göre bir tasarım yaparsanız Orta Doğu'yu kucaklıyorsunuz. Hı hı.
kuzey doğusuna göre yani Karadeniz'e göre bir tasarım yaparsanız da aslında Rusya ve Azerbaycan o bölgeleri kucaklamış oluyorsunuz. Yani Türkiye'de bir mozaiği yan yana getirdiğiniz zaman ihracat olanaklarınız çok fazla. Hı hı. Tabii bizim çok tecrübeli bir ihracat ekibimiz var. Hı hı. Bu ekip fuardan fuara dolaşıyor. Yani bir akşamlığına bir ülkeye gidip hiç yatmadan o ülkeden dönebiliyorlar. Bu enerjiyle tabii iyi bir noktaya geleceğimizi Türkiye düşünüyoruz. Türkiye eğer 2001'den bugüne kadar bu kadar büyümüş ve hala cari açık vermesine rağmen ayaktaysa, ben sizin için söylemiyorum ama bütün ihracatçılarımıza bir sıradan Yaşar Erdinç vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Çünkü onların nasıl gittiğini, nasıl çalıştığını, nasıl oradan oraya, oradan oraya o seyahatlerde bir şeyler satabilmek, gerçekten bir ürün satabilmek için nasıl uğraştıklarını ben çok iyi biliyorum. Eğer bugün ülke bu kadar gelişmişlik düzeyine ulaşıyorsa orada hiç yatsınamayacak kadar çok büyük katkıları var. Hepsine ben teşekkür ediyorum. Murat Taşyürek diyor ki ürünlerde sağlık belgesi var mıdır, var mıdır diye sormuş. Yani var mıdır diye sormuş zannedersem. Bütün malzemelerimiz E1'li sunta ve suntelemlerden oluşmakta. Tabii bizim için çocuklarımızın, bebeklerimizin sağlığı ön planda ve biz boyalı malzeme kullanmıyoruz. Standart E1'li malzemeler kullanıyoruz. Evet, o konuda da önem kesinlikle veriyorsunuz. En can alıcı soru şimdi. Borsada halka açılan şirketlerde genel olarak son 2-3 yılda yatırımcı inanılmaz darbe yedi. Ve gerçekten de halka açılan şirketlerde tam anlamıyla şunu gördük. Yeni halka, bu son 2 yıldaki hepsi değil ama %90'ı böyleydi. Ciddi anlamda yatırımcı zarar etti ve bu şirketler adeta kendileri hisse sattıktan sonra yatırımcıya bir baktınız 3 ay sonra 6 ay sonra kendi hisselerini satanlar da oldu. Düşünebiliyor musunuz? Belli bir şeyden sonra. Sonra bu yasaklandı ama çok büyük darbe yedi piyasalar. Bu anlamda hep yeni firmalara bakış açıları o yüzden olumsuz. Sizin öyle bir borsaya açılmak veya oradan bir kaynak sağlama fikriniz var mı? Ben açıkça söyleyeyim. Yani dürüst çalışan ve kazandığını paylaşmayı bilen bir yönetim yapısı, bir mentalite borsada çok büyük başarılara imza atıyor. Bunun çok örnekleri var. Siz öz kaynaklarınızla zannedersem büyüdünüz. Evet. Daha fazla kaynak yaratarak, sermayeyi tabana yayarak, borsaya açılarak daha fazla büyümek planlarınız da var mı? Tabii biz firma olarak büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen bir firmayız. Ama şu anda böyle bir borsaya açılma gibi bir niyetimiz ve planımız yok. Bunu ileriki tarihlerde. Tabii bizim sistemimizde %100 her şey açık, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz şirketi. Her departman kendi içindeki sorumlulukları, kendi içindeki bütçelenmeleri evet takip ederek yaptığımız için sistemimizin çok reel ve açık bir şekilde yürütebiliyoruz. Evet. Ya zaten o iki kelime çok önemli. Yani şeffaflık, hesap kesinlikle verilebilirlik. Kesinlikle. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir şirketin raporunu hazırlıyoruz, soruyoruz şirkete. Ya buradan şu şirkete siz lisans bedeli ödemişsiniz. Bir sene 1,5 milyon lira ödemişsiniz, öbür sene 3,5 milyon lira ödemişsiniz. Bir sene 15 milyon lira lisans bedeli ödemişsiniz. Bunu neye göre belirliyorsunuz? Çünkü yatırımcıya rapor yazacağız. Bu şirketi önereceğiz ya da önermeyeceğiz. Cevap alamıyorum biliyor musunuz? Evet. Ve bilanço dipnotlarında, finansal tablo dipnotlarında o lisans bedelinin nasıl ödendiğine dair bir şey yok, bilgi yok. Ve gerçekten şeffaf, açık ve her şeyini ortaya döken firmalara bakıyorsunuz, çok güzel değer kazanıyor bu firmalar. Borsada gerçekten değerini buluyor. Yabancılar da zaten geliyor, o hisseleri seçiyor. %65'i borsanın yabancılarda ve onlar bu hisseleri seçerken de zaten ne kadar kendisinin kandırılmadığını düşünüyorsa o hisseleri seçiyorlar. Normalde eğer yatırımcılar bir hisse aramak, bulmak istiyorlarsa yapacakları şey çok basit. Takasında yabancı takası en yüksek olan hisseler hangisiyse normalde onlarda pozisyon alsalar bile ama her gün alıp satmayacaklar. En az 1-2 yıl vade verecekler. Gerçekten iyi kazanç sağlayabilirler. Sayın Birol Öner, NewJoy Yönetim Kurulu Başkanı. Şu an yayınımızın sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Piyasaya yeni girmiş durumdasınız. Bu ilkelerle devam ettiğiniz sürece başarısız olmasına imkan yok. Ve bu arada kısa bir bilgi de verelim. Onu konuşamadık. Franchise alanlar 200 metrekarelik mağaza
da franchise'a başlayanlar demiştiniz ki 15-18 ayda kendini amorti edebiliyor demiştiniz. Evet. Bu konuda hocam bizim oluşturduğumuz sistemde yatırımcı 60 bin ila 80 bin lira arasındaki yatırdığı sermayeyi 15 ila 18 ay arasında geri alabiliyor. Evet. Bu da çok hızlı bir dönüş. Sizin programımızın formatına da uygun bir aslında söylendi. Tam yatırım, Yatırımcı için bilhassa bayan kadın girişimcilere pozitif bir ayrımcılık yapıyoruz. Evet. Çünkü bebenin, çocuğun ve gencin dilinden en çok anneler hanımlar anlar. Bayanlar özellikle yaklaşık 60-70 bin liranız varsa franchise alıp New Joy Mobilya'nın da franchise olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız. Figen Özavcı konuğum olacak. Onunla da piyasaları konuşacağız. Hoşçakalın, sağlıkla. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.